Tüm PES fanlarına merhabalar arkadaşlar. Bugün PES 2019 hakkında son bilgileriyle karşınızdayım. Oyun 30 Ağustos'ta yayınlanacak bildiğiniz gibi. Bu yüzden de artık pek bir bilgi falan çıkmaz, yani erişilebilecek bütün bilgilere eriştik. En son olarak da gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası ve Süper Kupa'nın lisanssız hali var burada. Avrupa Şampiyonlar Kupası Şampiyonlar Ligi oluyor. Avrupa Masters Kupası Avrupa Ligi oluyor. Avrupa Süper Kupası da yine klasik Avrupa Süper Kupası oluyor. Ekstradan şu özellik de var. PES 2019'un kendi topları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'nın lisansı olmadığı için tabii ki de topları da doğal olarak oyuna eklenemeyecek. Bu yüzden de kendine has bir biçimde PES bu mevzuyu ortadan kaldırmak için bu topları çıkardı. Bu toplar büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa olmak üzere 3 tane kupaya ayrılacaktır diye düşünüyorum. Bu topları büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da göreceğiz. En güzel özelliklerden biri de şu, hani lisanssız falan demeyip adamlar kupayı da oyuna eklemiş konfetiler şeklinde. Bu FIFA'da da aynı şekildeydi Şampiyonlar Ligi'ni almadan. Hani şaşırtılacak bir durum değil. Yani ben bekliyordum. Çünkü FIFA da aynı şekilde bunca yıl lisanssız olarak oyuna ekledi ama böyle kupaları falan oyunda bulundurdu. Bir diğer özellik de şu, yine lisanssız rastgele oluşturulan takımlar oyunda. Bunlar daha çok yamacıların işine geliyor. Yenilikler ekliyorlar. Mesela Bundesliga'yı, TFF 1. Ligi falan ekliyorlar. Pek bizim gibi oyuncuları etkilemiyor bu durum. Tabii ki yamacılar da uğraşıyor falan. Bayağı güzel bir oyun deneyimi oluyor çıkan yamalarla. Bundesliga falan oyun ekleniyor. Burada da gördüğünüz gibi çakma Real Madrid bulunuyor. Öyle diyeyim ben size. Yani şu anda La Liga'da sadece Barcelona lisansı diye biliyorum. Atletico Madrid hakkında herhangi bir bilgim yok. Geçen sene Barcelona ile birlikte lisanslılardı. Ama transferlerde gördüğünüz gibi lisanslı değil. Bu sorun ilk güncellemeyle birlikte Eylül'de bildiğiniz gibi transferler bitiyor. Eylül'de transfer dönemi bittikten sonra bütün formalar ve transferler güncel şekilde oyuna eklenecek. Mesela hemen Galatasaray'ın kadrosuna da geçelim şurada. Gördüğünüz gibi Göztepe'de de aynı şekilde. Dembaba falan hala Göztepe'de. Galatasaray'da da Gomis ve geri Rodriguez ile Fernando'nun yüzünün aynı olma sorunu hala oyunda duruyor. Bunlar dediğim gibi transfer dönemi bitince güncellenecek. Oyun ilk çıktığında formalar eski olacak. Onu söyleyeyim. Kaliteli bir şekilde oyunda olmayacak. Zaten PES Süper Lig lisansına çıkarken de bu durumu değindi. Hatta şöyle bir açıklama yaptılar. İlk gün güncellemeleriyle birlikte güncel kitler ve transferler oyuna eklenecektir diye. Bu bütün ligler için geçerli. O yüzden kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Burada da Çakma Ziraat Türkiye Kupası var. Çakma makma adamlar oyuna eklemiş mi abi? Eklemiş. FIFA bunca yılda ne yapıyor? Hiçbir şekilde oyuna eklemedi. Çakma da adamlar eklemiş. Sadece şunun olması kötü olur. Rastgele her maç elenen değişik kupa eşleşmeleri çıkarsa o saçma olur. Bu statünün kendi Süper Ligimizdeki statü gibi olmasını temenni ediyoruz. Bunun yanında bir de Rusya Ligi'nin kupası yine ziraatsız olarak lisanssız olarak oyunda bulunacak. Yani İngiltere Ligi zaten lisanssız. Büyük ihtimalle onların da yine FA Cup lisanssız olarak falan oyunda bulunur. Yani PES almış olduğu bütün lisanslı veya lisanssız liglerin kupalarını, ulusal kupalarını daha doğrusu oyuna ekliyor, onu söyleyeyim. Burada da PES'in Inter'le yapmış olduğu anlaşma sonucunda Inter efsaneleri var. Adriano mesela burada en çok dikkat çeken isim. Bu Adriano'nun şutlarını bilenler vardır zaten. Bu adam MyClub'da çıkarsa bize, yani karşı tarafa soğuk terler akıtır diye düşünüyorum. Cambiasso'nun nasıl olacağını işte çok merak ediyorum. Gerçekten kaliteli bir orta sahaydı. Ve şu anda gördüğünüz San Siro. Milan Inter'in ortak stadı. Inter versiyonunu göremedik oyunun. Ama Milan versiyonu bu şekilde. Ki Milano temsilcisinin stadı. Gerçekten mükemmel olmuş. Şimdi birazdan göstereceğim zaten FIFA'daki loş ortamla karşılaştırması var bu stadyumların. Bu da Ajax'ın stadyumu. Gerçekten yani grafik kalitesi üst düzey kesin. Bu da Milan'ın gol sevinci. Yine gördüğünüz gibi grafikte bir üst seviyede Donnarumma'yı görüyorsunuz burada. Ve gördüğünüz gibi yani hala daha FIFA grafik konusunda iyi diyenleri ben şaşırırım. Bir de FIFA 19'un sistem gereksinimleri de açıklandı. FIFA 19'un maksimum sistem gereksinimleri PES 2019'un minimumuna eşit. Yani zaten şu görüntü her şeyi açıklıyor. Schalke'nin stadyumuna bakın. Bir de FIFA'daki bir stada bakın. Gerçekten mağara ya. Kendi grubumuz var, bilenler bilir. Biz gruplarda hani dalga konusu başlattık.
FIFA 19'da maçlar stadyumda değil mağarada oynanmaktadır diye. Harbiden FIFA 19'da stadyum atmosferi çok çok kötü. Zaten 17-18'de de loş bir ortam vardı. 16'da yine ışıklandırma falan iyiydi. Ama 2017'de Frostbite oyun motoruna geçtiler. Bu oyun motorunu EA daha çok böyle yarış oyunlarına ve savaş oyunlarına, yani Need for Speed ile Battlefield serisinde kullanıyordu. FIFA'ya pek entegre etmeyi başaramadılar. Bu yüzden böyle leş gibi bir görüntü çıktı. Hala daha bunu düzeltmek için çaba göstermiyorlar. Oyunu her sene çıkarıyoruz ve deli futbol fanları bu oyuna para verip biz de zengin oluyoruz hesabındalar. Gerçekten artık EA'in bu duruma bir el atması lazım. Ben bu sene FIFA'nın satışlarının düşeceğine eminim. PES beğenilmiyor lisans konusunda falan ama 2015'ten bu yana her sene üzerine koyup bir şeyleri değiştirmeye çalışan bir Konami var. Gerçekten PES 2019'da Nirvana olmuş gibi duruyor bu durumda. FIFA yine 2017'den farkı olmayan, 2 sene önceki oyundan farkı olmayan 2-3 tane bir şut sistemi getirildi oyuna FIFA'da. Hani başka da öyle ahım şahım bir özellik yok. O yüzden FIFA'ya yine para verecek olanları tekrar daha düşünmesini istiyorum. Ya gerçi cebinize yazık ya. Bilgisayar fiyatı 288 lira şu anda. Durma Play'de. Yine PES 2019 180 liraya alınabiliyor ama yani alacaklara da bir şey söyleyemeyeceğim. Fanadır, çok seviyordur, alıp oynamak istiyordur, oynar, lafım yok. Maddi durumda yetiyorsa alabilir. Ama şu durumda yani FIFA hiçbir şekilde gelişmeden 2 senedir aynı oyunla birlikte piyasaya çıkarken bir de PES'in kat ettiği gelişime bakarsak FIFA'nın aslında başarısız olduğunu söyleyebiliriz. FIFA'ya tek artı katan özellik şu: oynanışın biraz daha iyi olması, tabii ki de Alex Hunter adı altındaki kariyer mod. Burada da yine Reply logoları var. Süper Lig'in Reply logosunun olmadığına dair bilgi geldi ama ben bunun da oyuna ekleneceğini düşünüyorum. Ve tabii ki en baba özellik, PES deyince aklımıza ne geliyor abi? Efsane yüzler. Gördüğünüz gibi ülkemizden de birkaç oyuncu burada yüzleriyle oyuna eklenmiş. Nagatomo, Emre Belezoğlu, Vida, Miranchuk ve Smolov. Abi gerçekten üst düzey ya. Harbiden mükemmel bir yüz kalitesi var PES'in. Ya FIFA'da bile bilenler bilir, 3D taramalar falan büyük özellikler var. Ona rağmen PES kendi çabalarıyla yaptığı, PES'in kendi çabalarıyla yaptığı yüzlerin yanına yaklaşamıyor FIFA. Bence FIFA'nın artık bir kendine çeki düzen vermesi şart oldu. Yani bu yüzlere bakar mısınız? Aynı zamanda en iyi defans oyuncularının güçleriyle beraber verilmiş. Ramos da Hummels büyük ihtimal en iyi defans oyuncusu oyundaki. Marcelo'yu birebir yapmışlar yani. Van Dijk de aynı şekilde çok benzemiş. Abi hepsi benziyor ya harbiden. Helal olsun Konami'ye bu konuda. Burada da gördüğünüz gibi Ashley Young'un yüzü efsane olmuş. Martial yine güzel abi. Pogba'nın yüzünün altındaki düşen gölge bile oyundaki grafik kalitesini ortaya çıkarıyor. FIFA'da böyle bir gölge yok. Harbiden adamlar en ince ayrıntısına kadar planlayıp oyunu çıkaracak. Evet, burada da gördüğünüz gibi FIFA 19 ve PES 2019'un karşılaştırması. Hangisi benziyor yani? Yorum sizin. FIFA 19'daki Ronaldo'ya bakın, PES 2019'daki. Şu an soldakine biraz oynanmış hali, parlaklıkla oynanmış hali daha doğrusu. Burada gerçek Ronaldo'nun fotoğrafı burada. Gördüğünüz gibi artık hangisi daha çok benziyorsa. Yani FIFA bir kere saçını doğru yerden bile ayıramamış. PES bakın yine sol tarafa doğru ayırmış saçını. Ronaldo'nun saçı ortadan yukarıya doğru diktirilmiş FIFA'da. Çok leş gibi bir kalite var yüz konusunda yine. Hiç gelişmemiş FIFA. Burada yine Cengiz Ünder'i görüyorsunuz. İtalya Ligi'nde. Cengiz Ünder'e bile bu kadar özenilmesi beni şaşırttı. Gerçekten mükemmel olmuş yüzler. Yani şu an Messi zaten Nirvana oyunun. Her sene en iyi yüzü Messi'ye yapıyorlar. Ronaldo biraz FIFA ile anlaşmalı olduğundan pek uğraşılmıyor demeyelim de. Hani Messi'ye göre bir arka planda kalıyor. Griezmann'ın gözler biraz problemli olmuş. Onu da düzeltirler diye düşünüyorum. Çok neredeyse göz kapağı kapanacak Griezmann ama yine de benzemiş. Mohamed Salah yine üst düzeyde. Neymar da yine üst düzey. Burada Cenk Tosun'un gördüğünüz gibi. Tosun'un da gözler biraz problemli. Onu da düzeltirler diye düşünüyorum. Burada yine İngiltere Ligi'nden oyuncular var. Harry Kane ile Dele Alli'nin yüzler müthiş olmuş. Dele Alli'nin poz efsane yaptı abi. Hani genel olarak değerlendirdiğimizde oyun 30 Ağustos'ta çıkacak. Çıktıktan 2 ya da 3 gün sonra bir ilk gün güncellemesiyle birlikte oyundaki bütün transfer ve forma sorunları çözülecek. Hani oyun ilk çıktığında transferler yok, formalar leş gibi falan diye atıp tutmayın. Geçen sene yaptılar. Oyun 3 gün sonra bütün sorununu çözdü. Her sene PES bu şekilde yapıyor bu işi. Sebebi de satış politikası. FIFA 2019 aynı dönemde çıkmak istemiyor çünkü FIFA'nın kendisinden İyi olduğunu demeyelim de daha çok sattığını biliyor.
Bu yüzden de bir ay önceden çıkarıp hani futbola bizim gibi aç insanların gönlünü kazanmaya çalışıyor. Hani 2-3 tane fazla satsam kardar hesabında çıkardığı için biraz böyle hani özentisiz olarak çıkıyor. Ama 3 gün içinde bu sorun çözülüyor. Oyun şu anda spotçulara gelmiş. Alanlar var. Fiyat hakkında herhangi bir bilgim yok. Ben bilgisayara ön sipariş verdim. O yüzden konsol hakkındaki bir bilgi veremeyeceğim. Ama spotçulara geldiğini biliyorum. Yani bu PES'e bir puan verecek olursak 10 üzerinden 8 çok rahat verilir. Demoyu oynayanlar da bilir. Oynanışlar gayet kaliteli. 180 lira bir fiyatı var bilgisayar için. Alınır mı? Kesinlikle de ya. Minecraft içerikleri de çok güzel olmuş bu sene. Birçok farklı özellik eklenmiş ama draft modu online şeklinde gelmemiş. Orada biraz bir hayal kırıklığı yaşattı bize. Bir online draft bekliyorduk açıkçası FIFA'daki gibi. Başka da söyleyecek bir sözüm yok arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.